Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizlerle takipçilerimizle bugün son dakika bir haberle karşı karşıyayız. Amerika'nın bugün 46. başkanı görevine başlamış oldu. Ve Joe Biden göreve başlar başlamaz 17 tane kararnameyi imzalayarak kendisinden önceki gelmiş başkanlardan daha çok kararnameyi ilk günde imzalayan biri haline geldiğini görüyoruz. Ve bugün tabii biz sizlerle takipçilerimizle bu son dakika haberimizde bu önemli kararnamelerin neyle ilgili olduğunu ve tabii göçmenleri ilgilendiren tarafıyla ilgili de bilgi vermek için karşınıza çıkmış olduk. Genel itibariyle imzalanan kararnamelere baktığımızda önceliğin COVID-19'la mücadeleyle ilgili önlemlerden başladığını görüyoruz. İkinci önemlisi de biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'na geri girilmesi noktasında kararname imzalandığını görüyoruz. Üçüncüsü ekonomiyle ilgili kararnamelerin imzalandığını görüyoruz. Ve dördüncü olarak da göçmenlik alanında önemli kararnamelerin imzalandığını görüyoruz. Öncelikle tabii göçmenlik alanındaki imzalanan kararnamelere geldiğimizde bunların önemli olanlarından başlayacağız ve ne anlama geldiğini sizlerle takipçilerimize anlatıyor olacağız. İmzalanan göçmenlik alanındaki kararnamelerden en önemlisinin özellikle Trump yönetiminin göreve gelir gelmez getirdiği Müslüman yasağı olarak da geçilen 2017 yılında getirilen ve bazı Müslüman ülkelere getirilen bu yasakla bu ülkelerden yıllardır Amerika'ya gelemeyen kişilerle ilgili olan kararname olduğunu görüyoruz. Tabii Biden yönetiminin, Başkan Biden'ın imzaladığı kararnameyle Trump yönetimi tarafından getirilen Müslüman yasağının kaldırılmasına ve hemen konsoslukların bu dönemde vize alamayan, vize almama durumundan dolayı mağdur olan kişilerin de yardımcı olunması noktasında direktif veren bir kararnameyi imzaladığını görüyoruz. Tabii bu biliyorsunuz özellikle bir önceki başkanın Trump'ın dönemindeki yönetimi devralır almaz attığı bu adımla dünyada şok getiren bir kararnameydi. Ve tabii ki Başkan Biden göreve başlar başlamaz ilk gününde bu travel yasağını, bu seyahat yasağını iptal etmekle başlamış olduğunu görüyoruz. İkinci önemli olan noktada biliyorsunuz bu DACA denilen işte DACA'dan dolayı küçük yaşta Amerika'ya gelmiş olup DACA'dan faydalanan genç çocukları ilgilendiren yaklaşık neredeyse 700 bin civarında çocuğu ilgilendiren ve Obama döneminde getirilmiş DACA hakkının Başkan Trump tarafından iptal edildiğini ve daha sonra mahkemelerle tabii bu savaşın devam edip sonunda geri getirilmiş olsa bile Biden yönetimi bu noktadaki uyuşmazlıkları ve sorunları gidermek için DACA haklarının geri getirilmesi ve buna uygun olan çocukların, DACA'dan faydalanabilecek çocukların bu haktan faydalanabilmeleri için gerekli kararnameyi imzaladığını görüyoruz. Tabii imzaladığı kararnamede aynı anda da meclise gerekli adımları atıp 700 bin civarında olan çocuğun Amerika'daki oturumları ve vatandaşlık yoluna gitmeleri için gerekli adımların atılması noktasında da direktifini verdiğini görüyoruz. Diğer önemli bir göçmenlik alanındaki getirdiği kararname ise özellikle Trump yönetiminin imzası olan bu sınır güvenliğini sağlamak için sınırda duvar örülmesiyle ilgili olan durumla ilgili ve özellikle kararname Trump yönetiminin biliyorsunuz bu duvarın yapılması için Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden ulusal bir afet durumu ilan edip bu duvarın yapılmasını, inşaatının yapılmasını için bütçeyi kullanmaya başlamıştı ve dolayısıyla Başkan Biden da bu yapılan duvarın durdurulması kararını alıp Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden bunun faydalanmaması gerektiğini ve dolayısıyla bütün bu yapılan çalışmaları durdurma yönünde karar aldığını görüyoruz. Tabii Biden yönetiminin güvenliği sağlamak için, sınır güvenliği sağlamak için gerekli çalışmaları yapacaklarını ama bunu bu şekilde Savunma Bakanlığı'nın bütçesiyle duvar örerek yapmayacaklarını belirttiğini görüyoruz. Diğer önemli bir durum özellikle Başkan Biden'ın getirdiği kararnamelerden önemli olan bir tanesi de özellikle biliyorsunuz Trump yönetimi geldiğinde sınır dışı edilme noktasında Amerika'da bulunan 11 milyon kaçağın öncelikle sınır dışı edileceğini ve sınır dışı etme durumunda onlara da öncelik getirildiği yönünde adım atmıştı. Ve dolayısıyla Başkan Biden ise bu noktada kararname geçirerek bu 11 milyon kaçağın sınır dışı edilmede öncelik sahibi oldukları değil, tam tersine işte ülke güvenliğinin sağlanması ve ülke güvenliğini tehdit ve tehlikeye düşüren ve bu tip durumlarda olan kişilerin aslında sınır dışı edileceğini, diğerlerine sınır dışı edilmesinin öncelik planında olmadığı yönündeki
kararnameyi de geçirdiğini bugün itibariyle görüyoruz. Tabii diğer önemli bir nokta, ciddi tartışmaları yol açan Trump döneminde özellikle kişilerin sayımı noktasında sensus denilen, özellikle 2020 sensus için işte Amerika'da yasal olmayan kişilerin bu sayıma katılmaması gerektiği yönde aldığı kararı Başkan Biden'ın iptal ettiğini, dolayısıyla kişinin yasal durumu ne olursa olsun yasal statü olmasa bile bu sayımda yer alması gerektiği noktasında kararnameyi geçirdiğini görüyoruz. Evet, bugün itibariyle Başkan Biden'ın aldığı bu kararların, özellikle bu kararnamelerin önemli olanları bunlar ve bunları biz sizlerle takipçilerimize paylaşmış olduk. Tabii konuşmamın başında değindiğim gibi bugün itibariyle alınan kararnamelerle yasal statüsü olmayan 11 milyonla ilgili bir kararname geçilmiş durumda değil. Çünkü biliyorsunuz o kararnameyle yapılmaması gerekiyor. Asıl kalıcı çözümün reformla ve kongreden geçerek yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada da Biden yönetiminin çok kısa süre içinde kongreye bu noktadaki adımları atıp gerekli yasa tasarısını sunmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bugünkü ilk gün itibariyle bu noktadaki kararnamelerin 11 milyon kişinin, yani yasal durumda olmayan 11 milyon kişiyi ilgilendirmediğini, daha çok belirtilen alanlardaki kişileri ilgilendirdi. Ama bütün yasal durumu olmayan kişileri ilgilendirecek noktadaki reform çalışmasında yakında biz Biden yönetiminden bekliyoruz. Ve dolayısıyla bu son dakika gelişmeyi sizlerle takipçilerimizle paylaşalım dedik. Ve bugün itibariyle Amerika'nın 46. başkanının görevi devraldığını ve umarız bunun herkes için hayırlı olacağını umarak hepinize iyi günler. Tekrar görüşmek dileğiyle.